Can Motovlog'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle yeni gelen kameramızın kutu açılışını yapacağım. Kısa bir video olacak. Kutu içeriğini göstereceğim. Kutu içerisinden neler çıkıyor. Neden bu kamerayı aldık? Bir de masada Insta360 One R var. Onunla bir kıyaslamasını yapacağım. Kamerayı Vatan Bilgisayar'dan satın aldım. Garantili bir şekilde. GoPro Hero 9 Black yeni kameramız arkadaşlar. Şu an bu çekimi GoPro Hero 7 Black ile çekiyorum. Hero 7 Black'ten de gayet memnunum bu arada. Merak edenler varsa herhangi bir sıkıntısı yok. Kamerayı alırken bir de yanında indirimde olan 64 GB'lık Samsung Evo bir SD kart satın aldım. Şöyle göstereyim. Bu arada masanın üzerinde kasları görüyorsunuz. Şu zamana kadar kullanmış olduğum kaslar bu masanın üzerinde. İlk MT ile başlamıştım. MT'den sonra ikona geçtik. İkondan sonra da şu an HCC ile devam ediyoruz. Büyük ihtimalle HCC'nin artık kas kamerası GoPro Hero 9 Black olacak arkadaşlar. Evet, hızlıca kutu içerisini açalım. Kutudan neler çıkıyor? Bir adet kitapçığımız var. Hero 9 Black. Poşetimizi yırtalım. Kutumuz değişmiş. Hero 9 Black kutusu. Eski kameraların kutuları böyle biraz daha üstü böyle camlı. Biraz daha sert bir malzemeydi. Şu an bu içerisinde şöyle gördüğünüz plastik bir çanta var. Bir çanta içerisinde geliyor. Hızlıca GoPro Hero 9 Black'te gelen özelliklerden bahsedelim. 20 megapiksel fotoğraf çekebilme kapasitesi. Artık videolarımızın çözünürlüğü 5K'ya çıktı. 5K 30 FPS, 4K 60 FPS, 1080p de 240 FPS çekebiliyor. Gene kameranın kendisi 33 feet'e kadar yani 10 metreye kadar su geçirmez. Sesli kontrol var. 8 kat slow motion yapabiliyor. 1080p canlı yapabiliyorsunuz. Süper foto HDR var. RAW fotoğraf çekebiliyorsunuz. RAW kayıt alabiliyorsunuz. Yani ham fotoğraflar. Fotoğraf makineleriyle içli dışlı olanlar bileceklerdir. Webcam modu var ve touch screen dokunmatik ekran. Bu kamerayla birlikte artık Hyper Smooth 3.0 teknolojisi GoPro Hero 9 Black ile gelmiş bulunmakta. Evet, heyecanlıyız. Şöyle kutu içerisinden neler çıkabilir onlara bakalım. Bir adet batarya, bir adet sapma vidası, bir adet bağlantı aparatı, yüzeyleri yapıştırmamız için gerekli olan aparat, şarj kablosu ve çantası. Marintek distribütör güvencesiyle 2 yıl garantilidir demiş üzerinde. Standart şuradaki kablomuzu sıyırarak başlayalım. Evet, güzel bir çanta bizi karşılıyor. Sağ alt köşesinde GoPro yazıyor. Sağlam bir çanta. Bununla kameramızı taşıyabiliriz. Güzel bir özellik olmuş. Fermuarlı bir çanta. Ve kameramızı açalım. Evet, kamerayı içeri, kutu içeriğinde bir adet GoPro kameramız var. Üst tarafta neler varmış bir onlara bakalım. Subscribe to GoPro. Okay. Evet, burada nasıl bağlayacağımız, uygulamayı indirin diyor telefonunuza ve kamerayı bağlayın diyor. Süper. Şarj kablosu, bataryayı nereden koyacağız, nereden basacağız, kayda nereden giriyoruz. Arkasında bağlantı aparatları var ve burasında da stickerlarımız var. Stickerları, benim çok stickerım var. İsteyen varsa yorumlara yazsın. Yorumlardan bir arkadaşımızı seçip ona stickerları hediye edebilirim. Size yollayayım bunu isterseniz. Okay. Have product questions demiş. Ürünle ilgili sorularınızı cevapları bu kitapçıkta. Bunu da geçiyorum. Türk halk olarak pek okumuyoruz. Bir de şarj kablomuz çıkıyor içerisinden. Bir de bataryamız var, pilimiz. Bağlantı aparatımız. Oval ve kavisli yüzeyler için bir yapıştırma aparatı bağlantı için. Ve bir adet de saplama vidamız çıkıyor içerisinden. Yani bildiğiniz gibi GoPro bu tarz ekipmanları yani bu tarz alternatif yan malzemeleri sınırlı sayıda tutuyor. Eskiden kamera şunlara takılı bir şekilde geliyordu. Üzerinde kutunun içerisinden çıkıyordu. Şu an kutunun içerisinde yatıyor kendisi. Çanta bu arada bayağı sağlam ya. Çanta güzel. Ekstra böyle bir kartonu varmış. Şöyle alalım. Evet, şunu çıkartalım üzerinden.
Okay. Güç düğmesini yana almışlar bu arada. Bizim kamerada üst tarafta hem güç hem shutter tuşu vardı. Şöyle kendimizi açalım. Ön tarafı da düzeltelim. Evet. Mükemmel. Pilimizi de takalım. Evet, pil kısmı biraz değişik açılıyor. Şuradan şöyle bastırıyorum. Şöyle gösteriyorsa. Oradan biraz aşağı doğru çekip şurası açılıyor. Gördüğünüz üzere. Şöyle kaldırınca açılıyor. Aslında kameranın büyük bir çoğunluğunu pil kaplıyor. Evet. Artık bu kameralarda kendinden case'li bir şekilde geliyor. Şu şekilde alt tarafta bir bağlantısı kendi kasası üzerinde gömülü bir şekilde. Takmak isterseniz de şöyle göstereyim. Şuradan geçiriyoruz ve takıyoruz. Okey. Yani şarjımız var mıdır bilmiyorum. Bir bakalım ilk açılış için. İngilizce. Agree. Okay. Tamam, GoPro app. Skip setup diyelim. Tarihimiz şu an 28 10 2020'deyiz. Okey. Buna bir de SD kart takacağız. Şarj şu an %11'miş. Ben bunu bir de şarj ederim. Okey. Neler varmış? 1080 60 FPS. 2.7K 60 Super View. Ben bunu da kullanıyorum genelde. 4K 30 lineer. 1080 240 FPS. Artıya basarsak da buradan kendimiz spesifik olarak bir çözünürlük ekleyebiliyoruz. 5K mesela nasıl? Ne diyor? The playback at this resolution FPS your phone or computer must support HEVC. HEVC uzantısını EVC destekliyor olması lazım diyor telefonunuzun ve oynatacak yerin. Front screen video is disabled when recording 1080p 240 ve 5K 30-25-24 footage. Yani 5K çekerken diyor ön ekranınızı kapatırım sizin diyor. Sıkıntı yok. Evet. Kamerayı bir şarj edelim. Sonrasında sizlere biraz daha kıyaslamalı yapıyor olacağız. Powering off. Okay. Bu arada Hero 7 Black'ten büyük ama şu Insta 360'la ne kadar? Bir ona bakmak istiyorum. Evet, neredeyse Insta 360 kadar yapmışlar. Evet. Tabii Insta 360 hala daha biraz daha büyük. Bu kamerada şöyle bir özellik yapmışlar. Şu lensiniz değişebiliyor. Buradaki amaç da tabii ki de bu sektördeki Insta 360'ın sunmuş olduğu. Şöyle göstereyim size. Evet, burada hedeflenen konu aslında bu kameraya bence rakip olabilmek. Şöyle göstereyim. Ön taraftaki ekran GoPro Insta 360'ta zaten vardı. DJI'de de vardı galiba. DJI Osmo modellerinde. Ya artık insanlar her sene farklı bir kamera almaktan sıkıldı. Ben de sıkıldım. Mesela Insta 360 ne yapıyor? Diyor ki sen bunu al diyor. One R'ı. Şöyle bataryasını çıkartayım mesela. Bataryasını ayırdım. Şöyle bunu da ayırıyorum. Şu mesela çekirdeği. Yani ana işlemcisi bunun içerisinde. Şu 360 lensi. Gidip mesela buraya 4K lensini takıyorsunuz ve bir anda bu 4K kamera olmuş oluyor. Diyor ki yani sen benim kameramı al, bu çekirdeğe sahip ol.
Ben her sene sana farklı farklı lensler üreteceğim. İşte 1 inç sensöre çıktı mesela, onu da almıştım ben. Onu şimdi sattım kullanmadığım için. Hani bunu alıyorsunuz mesela şu 4K lensi. Şöyle göstereyim, arkası kapalı. Şöyle. Şu 4K White Angel dediği. Bunu alıyorsunuz ve şak diye buraya takıyorsunuz. Ve artık elinizde 4K bir kamera oluyor. Örnek olsun. Şöyle göstereyim. Şu an mesela bu 4K bir GoPro oldu. Açıyorum. Mesela ekran bana bakmasın istiyorum. Bunu ters döndürüyorum. Bu sefer ekran arkasında kaldı mesela kameranın. Hani olay bu. Bunu istediğiniz zaman mesela gittiniz. Elinizde bir 4K kamera var. Çıkardınız. 360 lensi var. Çift taraflı kamera bunun. Gelip bunu takıyorsunuz. Ve alın size 360 bir kamera. Yani GoPro kullanıyorsanız bunu yapamıyorsunuz. Çünkü gidip GoPro işte Hero 9 almanız lazım. Hero 8, Hero 7 bir kamera alıp yanına bir de GoPro 360, 360 Max, GoPro Fusion bir şey almanız gerekiyor. GoPro bu pazarda silinmemek için, yani silinmez zaten de. Yani kalitesi tartışılmaz lenslerinin ve bu çekim kalitesinin, aksiyona uygun sağlamlığının ben çok seviyorum burada. Ama Hero 9 Black ile birlikte getirdiği en büyük fark şu lensin artık değişik bir hale gelmesi. Ve bence pek yakında belki 10-11 ilerleyen versiyonlarında şu yapıya benzer bir yapı görüyor olabiliriz GoPro tarafında da. Artık komple 360'a dönüştürüyor olabiliriz kameralarımızı. Bunun güzelliği dediğim gibi hem 5K ve 4K çekebiliyorsunuz kamera olarak, isterseniz de daha sonra 360'ın kamerasını alıp bir lensini buraya takarak biraz daha balık gözü bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Evet, yeni videolar artık Hero 9 Black ile gelecek. Hero 7 Black'i ya bizim hanımın kaskına takacağız ya da bazen ön açı için kullanacağız çift açılarda. Şu an 3 tane kameramız oldu. Insta360 One arımız var. 4K modül ve 360 modül ile birlikte Hero 9 Black'imiz var ve Hero 7 Black'imiz var. Yakın zamanda belki şey yapacağım. 360, Insta360 One R 4K modülü Hero 9 Black ve Hero 7 Black'in örnek aynı çözünürlükteki kıyaslamalarını bir video halinde size sunabilirim. Durum bu şekil. Şimdiden izniniz için teşekkürler. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi şu sticker içinde isteyen varsa yorumlara yazsın. İsteyen birisine hediye edeyim. Yollayabilirim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ekipmanınız daim olsun. Kaskınız her zaman kafanızda ve boyun bağınız bağlı olsun. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.